Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Emek en cüce değerdir. Yok yok, başlığı yanlış yazmadık. Tam aksine gerçeği yansıtıyor. Gerçekte emek en yüce değerdir ama bugünkü Türkiye'nin gerçeği tam tersi. Emek en cüce değerdir. O kadar cüce ki herkes en asgariyle eşitleniyor toplumsal barışın rayına oturduğu ülkelerde asgari ücret oranların oranı %10-15'i geçmezken bizde bütün çalışanların yaklaşık %60'ı asgari ücret alıyor. Artık ortalama ücret haline geldi. Türkiye hukuksuzlaştıkça, şahsım rejimine teslim oldukça ekonomik kriz artık yıl kavramıyla değil de uzun zaman dilimi ifade ettikçe emeğin milli gelirden aldığı pay azalıyor, sermayenin payı artıyor. Bu gerçek TÜİK'in verilerinde bile saklanamıyor. Ekonomik krizin başladığı kabul edilen 2018 yılında alın terinin milli gelirden aldığı pay %33'tü. Bu oran 2020'de %32, 2021'de %31, 2023'te %26 oldu. İstikrar diye buna denir. Her yıl düzenli bir şekilde azalmış. Bugün 1 Mayıs, emeğin bayramı. Emeğin alın terinin karşılığını almak için verilen mücadelenin bayramı bayramlar sevinci paylaşırken sorumluluk duygusunu da büyütür. AKP iktidarına başından beri rejime yönelik, cumhuriyete yönelik tutumunu önceleyerek yaklaştık. Demokrasinin geriye gidişine karşı durmak gündemin birinci maddesini oluşturdu. Ancak bunun kadar önemli olan bir başka gerçek daha vardı. AKP, vahşi kapitalizmin istediği ne varsa yaptı. Bunun sonucunda yazının başında vurguladığımız gerçek ortaya çıktı gelir uçurumu bakımından bütün dünyada yaşanan vahşeti Türkiye katmerli yaşadı. Cumhuriyetin temel birikimleri satıldı. Bu satışları savunurken başlangıçta şöyle demişlerdi. Satıyoruz ama daha fazlasını yapacağız. Yapılmadı ve Türkiye gelinen noktada toplu iğne, kağıt, saman, mercimek, nazar boncuğu ithal eden ülke haline geldi. Bu sürecin devamında bir nebze de olsa sürdürülen üretimin ana unsuru olan emekçilerin hakları gasp edildi emeklilik emeğin geleceğidir. AKP bu kesime de yapacağını yaptı. Maaş bağlama oranının %70'lerden 30'lara indirip yardıma muhtaç, yeniden çalışmaya mecbur hale getirdi. Pek çok yerde 70'inde temizlik görevlisi, 75'inde pazarcı görüyoruz. Bu bağlamda emeklinin hakkı da emeğin hakkıdır. 31 Mart seçimlerinin ayrıntılı haritasına baktığımızda genel bir değerlendirmeyle gelir düzeyi en düşük kesimlerden de AKP'den çekilme var ama çok az. Bir dostumuz İstanbul'daki kent lokantalarında yemek yiyenlerin en az %60-65'inin AKP'ye oy veren kişiler olduğu gözlemini paylaştı. 1 Mayıs bu kesimlere ulaşmanın mücadelesini de içermeli. 1 Mayıs'ta Taksim'i yasaklamak ne anlama geliyor? Şöyle bir şey, denizcilik ve kabotaj bayramını kutlayabilirsiniz ama bunu denizde yapmanızı istemiyoruz. Dalgalardan etkilenebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey, Tarım bayramını kutlayın ama sakın tarlaya girmeyin. Bu bayramı sadece salonlarda kutlayabilirsiniz. Taksim'e kimseyi sokmamak için alınan önlemler, Taksim özgür olsa buraya gelecekleri korumak için alınacak önlemlerin 10 katı. Terör örgütlerini sosyal medyadan takip eden Ali Yerlikaya'yı yadırgadık. Anladık, emeğin en cüce değer olarak görüyorsunuz ama emek mücadelesi verenlere de cüce muamelesi yapamazsınız.